Koridorumuza böyle bir stor perde aldık. Çok da iyi oldu. Daha önce usta getirmiştik böyle sürgülü kapı olabilir mi diye. Onun için böyle kırmak, dökmek gerekiyormuş. Duvarın içine monte etmek gerekiyormuş rayla sistemi. Kendi evimiz olmadığı için yaptıramadık. Isı yalıtımı da şart. Çünkü koridorun ısınması çok zor oluyor. Fırtına olduğu zaman pencereler esniyor. Pencereler yeni ve pimapen çift cam olduğu halde rüzgar çok kuvvetli oluyor. Hatta bazen içeriye yağmur giriyor. Bugün de o günlerden birisi. Hayvanseverler, hayvan koruma örgütleri sık sık duyurular yapıyorlar. Sokaktaki hayvanlara duyarlı olalım. Bugünlerde meteoroloji çünkü kuvvetli diye hayvanseverler hava durumunu çok sıkı takip ediyorlar. Hangi günde kar yağışı olacak, hangi günde fırtına, hangi günde yağmur. Çünkü bunların hepsi risk demek. Haberlerde izliyoruz. Donmuş hayvanlar, kaybolan yavrular, fırtına esiyor mesela. Yavru anneyi aramaya gidiyor. Sonra kayboluyor. Bir bakıyor başka köye gitmiş ve orası hiç elverişli bir yer değil. Bir tane ağaç yok, bir tane mağara yok, bir tane taş kovuğu yok. Her yer kar, her yer dümdüz. Mesela Sivas gibi bir ortam, eksi 17, eksi 30. O küçücük yavrular orada donarak ölüyor. O yüzden duyarlı olması gerekiyor bu zamanlarda hayvanseverlerin. İşte ısı yalıtımı işe yaradı. Yani perde oldukça iyi. Şu ana kadar hiç yıkamadım. Yıkanırsa herhalde daha az ısı geçirir. Şu anda o kolalanmış olmanın verdiği bir yalıtım üstünlüğü de mevcut. Böyle daha net durması için bir sertleştirici, bir zank görevi gören bir madde kullanıyorlar sanırım ama yıkayacağım çünkü çok kirlendi. Soba kuruyoruz, her yeri leke içinde. Kış bitmeden yıkamayı düşünüyorum. İşte gece böyle kalktım. Çünkü çok kuvvetli fırtına vardı. Her yer yıkılıyor, rüzgar, yağmur. Ve şurada bir gölge gördüm. Böyle sanki bir insan kolu ve gölge şöyle tam ortadaydı. İki tane kol şeklinde ve neymiş? Şuraya kuruması için koyduğum havluymuş. Ne kadar enteresan. Ve boş tabaklar. Mama olmayınca böyle tabaklar boş oluyor. Mama olursa yiyorlar, karınları doyuyor ve kalan mamayı bırakıyorlar. Bu perdenin faydalarından bir tanesi de burada bir koruma görevi yapıyorlar. Çünkü ben nereye, kediler de oraya ve bu bazen tehlikeli olabiliyor. Çünkü köpeklerim kapının önünde her an böyle içeriye dalacaklarmış gibi oluyor. Perde burada olduğu zaman kedileri de koruyor. En azından köpekler onları görmüyor ya da kolayca kaçabiliyorlar. Soğuk havadan dolayı buz çiçeğim zarar gördü. Yani içeriye almam gerekiyor sanırım. Para çiçeğinin keyfi yerinde. Ve beni çok mutlu eden kalan şu an pıtır pıtır bir renkte. Artık açacak ve güzelliğini bizimle paylaşacak. Böyle nazlı bir çiçekmiş gibi duruyor. Ama tam tersine bugüne kadar baktığım bakımı en kolay çiçeklerden bir tanesi. Yapraktan bile çoğalıyor. Hastalığı bir unlu bit var işte yazın sıcakta.
O kadar da olacak yani. Hastalıklı kısımları koparıp attım. Biraz da deterjanla sildim. Seyreltilmiş karbonat, sirke, doğal. Sardunyalarım çok etkilendi burada. Rüzgar aldığı için çiçeklerimi koyacak yer yok. Bunları satmayı düşündüğüm için habire üretiyorum ama işte böyle sabit bir yer, sera olmayınca bu işler çok zor oluyor. Bazen bir yük ve külfete dönüşüyor. İllaki bir sera ortamı lazım ve boş bir yer lazım. Yoksa böyle hem yaşayayım, hem evcil hayvanlarım olsun, hem üretim yapayım dediğin zaman çok zor. Sevmiyorum. Çünkü sevdiğim anda buradan zıplamaya başlıyorlar. O yüzden sevmiyorum. Aslında sevmek istiyorum. Şimdi böyle bir uyanınca çünkü biz bir günaydın sevgi yumurcaklığı yaparız. Böyle severiz, okşarız. Ama artık yapmıyorum. Sayı çoğaldıkça biraz otorite kurmam gerekiyor. Çünkü birbirlerinden cesaret alıyorlar. Alışkın olduğu için kafasını uzatıyor. Sevmemi istiyor ama sevmeyeceğim. Çünkü buradan atlıyorsunuz. Sonra benim işlerim zora giriyor. Fatura okumaya gelen insanlarla sorun yaşıyorum. Ya da misafir alamıyorum içeriye. Nanem de burada çok güzel. Fırtınadan etkilenmemesi için şuraya bağladım ama ip çıkmış. Şuradan bir tanecik bitki çıkmış. Bu da ballı babagillerden olması gerekiyor. Yani faydalı bir bitki. Asalak bir bitki değil. Sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim seni. Beni üzüyorsun. Günaydın. Orada durun. Aferin. Atlamayın. Şu kulübenin üstünden atlıyorlar. O yüzden bu sandalyeleri buraya yerleştirdim ama plan yapıyorlar. Acaba neresi zayıf? Orayı buluyorlar ve oradan atlıyorlar bu sefer. Tabii bahçe şu anda çok zor bir durumda. Her yer ıslandı. Kuruyunca rahat ediyorlar ama şu zamanlarda keyifleri yok evcil hayvanlarımın. Bu yağmur suları çok iyi ama bazen solucan doluyor bunların içine. Solucan çok fazla toprakta, korkuyorlar ve böyle etrafa kaçmaya başlıyorlar ve nerede su dolu bir şey var onun içine doluyorlar. Çok ilginç bir şey ama öyle. Kömürlerimiz de burada. 3 gün boyunca bu kadar kömür yakabildim çünkü yanmıyor ve müthiş derecede ağır bir koku veriyor. Oğlum sobanın olduğu yerde yatıyor çünkü diğer odamız bayağı soğuk, klimada yetersiz geliyor ve elektrik faturaları malum yaklaşık bir 500 kilowatt sanırım, öyle deniyor. En son işte Cumhurbaşkanlığı 250 kilowatt mı 300 kilowatt mı ne indirimli oldu yani, zam gelmeyeceğini söyledi. 250 kilowatt kullananlara ikinci faturalandırma yapılmayacağını, yani üzerine fiyat konmayacağını söyledi. Bizim 500 kilowatt falan oluyor ki ütü kullanmıyorum, kurutma makinesi kullanmıyorum, buhar makinesi kullanmıyorum, fırını çok fazla kullanmıyorum. Ama yine de düşmüyor faturalar çünkü vergiler çok yüksek. Bir de oturduğunuz yerin konumuna göre, yani köyde oturuyorsanız daha az fatura ödüyorsunuz. Şehir merkezine yakın bir yerdeyseniz daha fazla fatura ödüyorsunuz. Çünkü vergiler belirliyor faturayı. Evde neredeyse faturayı düşürmek için haftada bir elektrik süpürgesi açıyorum. Buna rağmen 500-600 liradan aşağı düşmüyor elektrik faturası. O yüzden sobayı yaktım ama kesinlikle ısınmadı ve bütün gece boyunca ayaktaydım. Çünkü çocuk zehirlenir diye çok korktum. Pencereleri açtım. Odanın bir penceresini açık bıraktım. Banyonun penceresini açık bıraktım. Ben ne anladım şimdi bu soba yakma işinden? Ve 40 lira bir torba, 100 liraymış iyi olanı. Yani gerek yok. 80 lira bari gider kedilerimin, köpeklerimin mamasını alırım. Gerçi 80 liraya mama yok ama kilosu 30 lira. Olsun, en azından 2 kilo mama alırım. Yani hayvanlar kaç gündür beyaz ekmek yiyorlar ve doymuyorlar yani. O yüzden bunlar geri gidecek. En güzeli odun. Ama işte odunun da kaliteli olması gerekiyor. Bahçemizde armut ve elma ağacı var. Onlar da iyi yakacak odun olarak kullanılıyormuş. Dut ağacı daha yumuşak bir ağaç olarak kalıyor sanırım. Meşe, kayın galiba. Bunlar
iyi ısı veren diş budak ağacı. Bunlar iyi ısı veren ağaç kereste türleriymiş. Mesela kavak yumuşak olduğu için yine böyle oymacılıkta, kerestede değerlendiriliyormuş ama ısı verici olarak meşe tercih ediliyor. Onu almak da artık güç istiyor. Bir tonu herhalde bir 2000 lira vardır. Yani mecburen bir şekilde ısınacağız. Olmadı. Elektrikli battaniyeyi açacağız, yatacağız. İşi gücü olmayanlar ama işte hastası olanlar, çocuğu olanlar ne yapsınlar? Mecbur bir şekilde bu elektriği harcayacaklar. Umarım bir düzenleme gelir. Yani çünkü bu hiç insani değil. Biz olabildiğince faturaları az tutmaya çalışıyoruz. Harcamalarımızı azaltıyoruz. Ama ekmek olmuş 3 lira. Yani neyi azaltabiliyorsun bu saatten sonra? Ya da 1 kilogram açık hayvan maması 30 lira olmuş. KDV inse bu saatten sonra ne olacak yani? Önceden 7 liraydı. %18 KDV. Şimdi 30 lira oldu ve KDV ne kadar olacak belli değil. Yani sadece bir söylenti. Her şeyi almış başına gitmiş. Geçen gün bir tane veterinere girdim açık mama almak için. Şu an dedi elimizde hiç mama yok. Kim aldı bu kadar mamayı bilmiyoruz. Sadece işte böyle özel ihtiyacı olan hayvanlar için mamalar varmış. Onlar da tahılsız mamalar. Onlar da 1000 lira, 2000 lira falan. Sen şimdi sokak hayvanı için 1000 lirayı mama alabilir misin? Mümkün değil. O 1000 liralık mama bir ay yetecek. İşte böyle garip şeyler yaşıyoruz gerçekten. 2022 bizleri üzüyor. Allah'tan doğa çok güzel, kuşlar çok güzel. Yani içimde bir melankoli var. Ama bu yadsınamaz bir gerçek. Şöyle balkona çıkıyorum, şu kuşun sesini duyduğumda. Duyuyorum diyorum, kulaklarım işitiyor. Tanrı bana sağlık vermiş. Gidip de hasta olacağıma, hastanelerde para harcayacağıma, soğukta üşürüm. Ne yapayım diyorum. Yani şükretmekten başka çaremiz yok artık mental sağlığımızı korumak için. Ve gerçekten de bu güzellikler yadsınamaz. Yağmur bir şifa, bereket. Kuşlar öyle. Kuşlar her gün bize bir konser veriyor, serenat yapıyorlar. Ve ben bu güzelliklerin farkındayım. Cebimiz dolu olursa bu güzellikleri daha keyifli ve daha huzurlu yaşayacağız.